CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün aday tanıtım toplantısındaki vaatlerini ekranlarınıza taşımıştık. İmamoğlu İstanbul'u daha önce yönetmiş olan başkanları ziyaret ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu çerçevede ziyaret etmek istediğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanından bugün o ziyaret talebine yanıt geldi. Erdoğan, Bay Kemal'den izin alabilirse gelsin, benim kapım herkese açık dedi. Bu arada Beyaz Haber ekibi de bugün Beylikdüzü'ne gitti ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için vaatlerini orada yapıp yapmadığını yerinde kontrol etti. Ve bu haberi çekerken Beylikdüzü'nde bir grup vatandaşın kutlama programına denk geldik. 2019 yılını Ekrem İmamoğlu'ndan kurtuluş yılı ilan etmişler ve kutlama yapıyorlardı. Vatandaşlar İmamoğlu'nun daha 2014 seçimleri öncesinde verdiği sözleri tutmadığını iddia ediyor. Beylikdüzü'nün göbeğinde çamur deryası içinde yaşıyoruz. Beylikdüzü'nde verilen bir sürü söz vardı. Yapılması gereken hiçbiri yapılmadı. Çok yerde rant sağladı yani, çok yerlerde. Verdiği sözleri tutmadı. Birçok araziden rant sağladı. Üstüne 300'e yakın işçiyi de gerekçe göstermeden işten çıkardı. Bunlar Beylikdüzü halkının iddiaları. Büyükşehir'de ne yapacak onu bilemiyoruz artık. Büyükşehir'de nasıl çarçur eder onu bilemiyoruz yani. Bir, İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İki, İstanbul'daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı tanıtım toplantısının ardından bugün de mesaisine devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'la görüştü. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmek istediğini söylemişti ve Erdoğan'dan o talebe yanıt gecikmedi. Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Çünkü Bay Kemal biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle arası pek iyi değil. Ama Bay Kemal'den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım. Kahve ise kahve, çay ise çay. Onu da ikram ederim. Ve bugün Beylikdüzü'nde adeta bayram havası vardı. Bir grup vatandaş 2019 yılını Ekrem İmamoğlu'ndan kurtuluş yılı ilan etti, kutlama yaptı. Burası Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi. Mahalleliler sabahın erken saatlerinde burada toplandı. Neden toplandı? Çünkü 2019 yılını Ekrem İmamoğlu'ndan kurtuluş yılı ilan ettiler ve bunun kutlamasını yapıyorlar. Doğru mudur efendim? Doğrudur efendim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ilan ettiniz. 2019 yılı Beylikdüzü'nün Ekrem İmamoğlu'ndan kurtuluş yılı ilan edilmiştir efendim. Siz memnun musunuz Ekrem İmamoğlu'ndan? Şu anda şu şartlarda memnun değiliz. Vaziyet ortada, çamur deryası. Bir iş yerinin önü böyle olması çok feci bir şey. Vatandaşın en büyük şikayeti Beylikdüzü'nde hizmetin adil dağıtılmaması. 5. İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tüm İstanbul'a yaymak. Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri de İstanbul'da yaşam kalitesini arttırmak. Peki Beylikdüzü'nde arttırdı mı? İşte manzara bu, vatandaşlar çamur içerisinde. Çünkü bu yolda tam 4 yıldır hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Merkezi bir yer diyerekten Beylikdüzü ilçesine taşındım. Hadımköy'den geldim kendim. Bir ay oldu ama geldiğime bin pişmanım. Yukarıya E5 kenarına baktığınız zaman evet Beylikdüzü çok güzel gözüküyor. Fakat Beylikdüzü'nün içine girdiğiniz zaman bu görüntü yok. İmamoğlu işsizlik sorununu da çözeceğim dedi. Dedi ama gerekçesiz işten çıkardığı 300'den fazla işçinin hala bir işi yok. Bunlar adalet dediler, hak dediler, hukuk dediler ama haksız, hukuksuz bir sürü çalışan arkadaşımızı, 300'e yakın kişiyi işten çıkardılar. Ekrem İmamoğlu'nun 5 büyük hedefinden biri de işsizlik sorununu çözmek. Ama Beylikdüzü'nde bırakın işsizlik sorununu çözmeyi, belediye çalışanlarını haksız yere işten çıkarmasıyla meşhur. İşte onlardan biri de Gökhan Kaya. Ben belediyede 7 yıldır çalışıyordum. Makam şoförlüğü yapıyordum. 2017'nin sonunda da gerekçe göstermeden işten çıkarıldığımı öğrendim. Sadece Gökhan Kaya değil, onun gibi yüzlerce işçi mağdur edildi. Onlardan biri de işaret dili tercümanı Ece Aysal. Ben yaklaşık bir yıl, bir buçuk ay kadar çalıştım. İlk ayımda bana sigorta yapmadılar. Paramı da eksik aldım. Sonrasında sebepsiz yere bir işten çıkarılmam söz konusu oldu. Verdiği sözleri tuttu mu peki? Hiçbirini tutmadı. AK Parti'nin kendi yaptığı işleri açılışını yaptı. Makyaj belediyesi yaptı. Başka bir şey yapmadı yani. Bu habere ilişkin olarak da yeni bir gelişme var. Ekrem İmamoğlu bir açıklama daha yaptı o randevu talebiyle ilgili.
randevu talebinde bulunmadan önce zaten Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuştum. İzin vermişti dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun izni var. Önümüzdeki günlerde muhtemel bir Erdoğan-İmamoğlu buluşmasına şahitlik etmiş olabiliriz, edecek olabiliriz.